Annem okuması yazması yoktu. Brevyerlerine yufka ekmek yapar getirirdi falan. O Çırnıyer cezaevine geliyor, görüş yaptırmıyorlar. Mektup yazdırıyor. Tabii kendisi yazamadığı için bir öğretmene geldim, duvardan kokunu aldım, döndüm. Devrime ve sosyalizme olan bağlılıkları her birini idam sehpasında deniz gezmiş yaptı. Sokak çatışmasında her biri bir mahir oldu. İşkencede kaç tane arkadaşımız öldü, her biri İbrahim oldu. Sağdaki kapıya dediler. Sağdaki kapı kapkaranlık bir kapı. İlhan'a dedim ki şimdi dedim şey oldu, mahvolduk dedim İlhan. Birisi pencereden bağırdı ki birisi sola gidecekmiş, birisi sağa. Dedik ki biz kardeşiz dedik. Yüz yüze geldik İlhan'la. İlhan'ın böyle yüzü kanlıydı, paltosu kanlıydı. İlhan o arada dizinin sağ dizi üstüne çömeldi. Kolu sarktı, başı eğildi. Ben İlhan İlhan diye seslendim. Mart, Anadolu'da her geçen gün yükselen solu kazıyamadığı gibi, kitle liderlerini infaz etme hatasıyla zaten her bir efsaneye dönüşmüş olan devrimci isimleri birer idol olarak halka hediye etmişti. Mart döneminde belli kişilerdi. Mesela bir banka soyuluyor Ankara'da. Biz kimi soyduğunu biliyorduk. Saysam amkuşu çıkmazlardı. Onların öldürme gibi bir fikirleri yok. Öldürmek isteseler de çok kişi öldürürlerdi. Ama 12 Eylül öncesi öyle değildi. Acımasızca bir öldürme. Ben 6 yaşında kurşun yemiş çocuk gördüm. Neydi bu? En basit misali 7 tipli niçin öldürülmüştü? Görüşlerinden dolayı. Silahlı eylemleri yok. İlk yanım şöyle başladı. Koca koca insanlarız. Yani lise ayarının üstünde insanlarız. Ve biz 3 kişi bir sıraya oturduk. Yanımda 2 kişi, ilk tartışmamız şöyle oldu. Deniz gezmiş Mahir Çay'ın vatan haini midir, değil midir diye. 2 tane yanımda ben de aradayım böyle. Değildir deyip masaya vurup öyle başladı bizim okulda ilk mücadelemiz. Deniz, Hüseyin, Yusuf asıldılar. Mahirler 10 arkadaşla birlikte Kızıldere'de katledildiler. Ve tabii ki denizlerin acısı bir türlüydü. Arkadaştık onlarla. Elimizden alıp götürüp astılar. Unutulur bir şey değildir bu. O genç yaşlarda ruhumuzu bunu nasıl zedeleyebileceğini kimseler kolay kolay anlayamaz. Bugün hala bu işlerle niçin uğraşıyorsunuz diye soranlar vardır. Umutsuz değil midir diyenler var. Anlayamazlar bunu. O ruhumuza işlenmiştir onlar. Hele Mahir Çayan ve beraberindeki arkadaşların ölümüyle birlikte biz sadece arkadaşlarımızı kaybetmekle kalmadık. Aynı zamanda önderlerimizi kaybettik. Ve bizim sosyalist oluşumuz 78'lilerin sosyalist oluşumundan biraz daha farklıydı. Bizim sosyalizm öğrenmek için
biraz daha zamanımız olmuştu. Biraz daha konuşup tartışma imkanımız olmuştu. Kavga yavaş yavaş tırmanmıştı. 78'liler için ise bu şanslar çok sınırlıydı. Onlar sosyalist olurken birdenbire kendilerini kavganın içerisinde, hani bu kavga genel anlamında kavga olmaktan öteye biraz daha derinlikli silahlı çatışmaların içerisinde bulmuşlardı. Eminim ki en az benim kadar üzüntü duymaktasınız. Ancak şuna inanınız ki bu satılmış zavallılar bir avuç azınlıktır. Hepiniz gezmişler ilan edildiğinde dernek olarak biz devrim grubu almıştık. Örgütlendik. Okulda ne kadar faşist diye bildiklerimiz varsa dövdük onları. Bunun üzerine okul basıldı. 500 öğrenci jandarma tarafından gözaltına alındı. 27 öğrenci seçildi. İçinden birisi de bendim. Yönetim mahkemesine gittik. Orada yargıç sordu. İşte ilk defa Maksim Lenin'in adını falan duyduk. Onlarla suçlanıyoruz ama nedir? Neden dolayı suçlandığımızı falan çıkaramıyoruz. 18 yaşından büyük olan var mı dedi. Hiç parmak kalkmadı. Askeriyede emir tekrarı vardır biliyorsunuz. İşte gariban askerlerden birisi kendi komutanından ne öğrendiyse gelip bizim üzerimizde otorite kurmak için gelip bağırmıştı. Ulan koş, emret komutanım diye cevap veriyorsunuz ona. Ben çok berbat, çok pis, çok namussuz bir adamım ha. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı komutanım diye cevap vermek zorundasın. Ondan sonra askeriyede emir tekrarı yaptırılır. Ne anlaşıldı ulan? Sen çok berbat, çok pis, çok ahlaksız bir adamsın komutanım diye bütün koğuş cevap verirdi. Mart'la 12 Eylül arasındaki o 70'li yıllar denilen şeyin nasıl bir şey olduğunu ancak 12 Eylül'den sonra tutuklanıp, mahkum edilip yanımıza konulan gençleri gördükten sonra anlayabildik diyebilirim. ...68 gençliğinin temel özellikleri ile 70 döneminin gençleri nin özellikleri arasında hemen hemen hiçbir benzerlik yoktu. Edebiyata, felsefeye, sanata, müziğe meraklı insanlardık. Yani dönemimizin kültürlü çocuklarıydık. İyi eğitim görmüştük. Okullarımızda iyi öğrencilerdik. Ama 70'li yılların devrimci gençleri daha çok kırsal alanda genellikle kültürle yüzleşme olanağı bulamamış, çok sert koşullarda mücadele etmek zorunda kalmış, ölümle kalım arasında gidip gelmekten kendilerini yetiştirmeye zaman bulamamış insanlardı. 12 Mart öncesindeki niteliklere sahip önderleri kendi içinden de çıkaramamıştı. Bir Mahir Ceyhan, bir Deniz Gezmiş, bir İbrahim Kaypakkaya yoktu içlerinde. Şöyle bir örnek vereyim, söz gelimi. 1981 yılının 29 Ekim'iydi sanırım. 29 Ekim'de Mama Paşalar gelecekmiş veya gazeteciler gelecekmiş. Yani böyle bir dışarıdan ziyaret söz konusuymuş. O gün
her nedense dayak yemedik. Akşam üstü bir araya geldik, bir eksiklik hissediyoruz kendimizde ama ne? Aradık, düşündük, düşündük, bulamadık. Arkadaşım bir tanesi dedi, ya bugün sopa yemedik dedi. Ha, dedi, tamam. Gerçekten o gün sopa yememiştim. ...12 Mart'la sola ilk darbeyi vuranların mutlak darbe için 10 yıl kadar beklemeleri gerekecekti. 12 Eylül'ün meşruiyetinin diyeti ise tam 5800 can olacaktı. Korsan eylem. Ayrancı bölgesinde. Olay yerine gittim. Arabadan indim. Elimde otomatik silah. Benim mavinim. Yardımcım olan arkadaşımız da orada, onun yanına durdum. Bir baktık beraber, inzibat erinin bir tanesi çöpü dönünün içerisine makinelinin ağzına fişe verdi, sıkacak. Dedik bir dakika dur, nedir? Dedi ki bidonun içinde şahıs var, bu şahıs benim arkadaşımı öldürdü, ben bunu öldüreceğim. Biz mani olduk. Sıkı yönetim savcılığına gönderdik. Mahkeme oldu ve idama mahkum olup idam edildi. Ben şöyle zaman zaman kendi kendimi eleştirdim. Bunu daha önceki beyanatlarımda da söyledim. Keşke almasaydım. Almasaydık da asker orada vursaydı bu vicdan azabını çekmezdim. Suçlu veya suçsuz. O konuyu söylemiyorum. Üç arkadaş çıktık, pusu kurulmuş, Hüseyin Koç isminde bir arkadaşımız karşıdan iki taraflı ateş etmeye başladılar üzerimize. O arkadaşımız, ben onu hiç unutmam, benim vurulmamam için kendisini önüme attı, kurşunlar ona geldi, o vuruldu ve öldü. Bakın, Veysel Güney'in mezarı yoktu. Nerede mezar? 1982 yılının 9 Haziran'ında Antep cezaevinde idam ettiniz Veysel'i. Annesinin, babasının son kez görmesine bile izin vermeden. İdam ettiniz. Sonra Burhan Erdem diye bir yüzbaşıya teslim ettiniz cesedi. O da ailesine teslim etmek üzere tutanakla kabul etti bunu. Burhan Erdem, Veysel'i aileye niye teslim etmedi? Ve Veysel Güney'in mezarı nerede? Aradan 27 yıl geçmiş. Hala bu mezar yoktur. Dolayısıyla demek istediğim, Veysel'in mezarının nerede olduğunu sormak, bir grupsal aidiyet ilişkisinden öte bir şeydir. Bir insanlık sorunu. Özellikle son mahkumlar içerideki ağır koşullara rağmen hayatta tutunmaya çalışıyordu. Onları yıkansa bu mücadelelerine rağmen sokağın sessizliği. Evimizde Engels'in Doğan'ın Diyalektiği adlı kitabını yasak yayın bulundurmaktan aldı getirdiler. Asubay bize 10 yaşındaki bebeleri zehirlediniz, içerisi sizin zehirlediklerinizle dolu diye ifade etti. Yani biz bir şey konuşmuyoruz, hiçbir şey söylemiyoruz. Arabadan indik bir düzlük gibi bir yerde. Karşıda cezaevine giriş işlemleri yapılan bir kulübe vardı. Oraya doğru giderken İlhan bir ara döndü. Dedi ki, abi baksana dedi, Rana ablam ağlıyor dedi. Benim eşim Rana ablam ağlıyor dedi. Tabii benim bu olayları anlatmam çok zor.
döndü, baktım Rana ağlıyordu. Dedim ben o kadar cezaevine girdim. Hiç böyle bir şey olmadı dedim. Bu başka bir şeye benziyor dedi. Bir bariyer koymuşlar. Araçlar için konulmuş bir bariyer var. Tam orada durdu araç. Ve bize hazır ola geçirdiler ve yürüttüler. Hadi yürüyün dediler. Fakat biz yürürken arkadan bağırdılar. Gelin git, geri dönün, geri dönün, gelin diye. O zaman İlhan anladı tekrar dövüleceğimizi ama ben tabii aldığı darbelerin şeyini bilmiyordum. Hasubay'a dedi ki, küçük kızımı uyandırmaya kıyamadım dedi. Geldim bizi dövdürmeyin dedi komutan dedi. O da dedi ki ben de Kırıkkale'de kendi kızımı sizin yüzünüzden hasta bıraktım geldim dedi. Bunu daha önce düşünseydiniz dedi. Bir el işareti verdi. Dört erer bize girdi. Biz ikimiz sırt sırta darbeleri karşılamaya çalışıyoruz böyle bir şeyde. Gitti, asubayı da görüyorum yani şeyden, aracın öbür tarafından, yan tarafından girdi, sigara yaktı. Açtık ve susuzluk, su istedik. Su vermediler. Ya dedim, yani bir su da mı veremiyorsunuz dedim ben artık şey olarak. İlhan o arada kalktı, karşıdaki pencereye doğru gitti. Hemen koştular İlhan'ı, o içerideki tutuklular, yani orada böyle cezaevinin içerisinde koğuşta bile pencereye doğru gitmenin yasak olduğunu bilmiyordum ben, o kadar kaldım cezaevlerinde. Bunu hemen uyardılar sanıyorum ama ben nefes alamıyordum, ben kalktım gidiyordum. Karşı yüz yüze geldik İlhan'la. İlhan'ın böyle yüzü kanlıydı, paltosu kanlıydı. Kusacağım diye dedi ve yere yığıldı. Koştular. İçerideki çocuklar, birisi bağırdı şekerli su getirin diye. Yatağa yatırdılar. Birisi dedi ki bunun dedi nabzı durmuş dedi. Biraz sonra İlhan'ı aldı götürdüler. Battaniye üzerinde aldı götürdüler. Yarbay rütbesinde bir askeri savcı geldi. Sanıyorum başsavcı yardımcısıymış, askeri başsavcı yardımcısı. Geldi oturdu, dedi ki biz İlhan Erdos davasında askeri savcılık olarak elimizden gelen her şeyi yaptık dedi. Ne gerekiyorsa yaptık dedi. Fakat dedi bu iş dedi yukarıdan kotaralı dedi. Aynen bu ifadeyi kullandı ve bunu bize açıkça söyledi. Bu iş yukarıdan kotaralı dedi. Yani isyanlı savcılık olarak isyanlarını belirttiler. Seksen öncesi sol hareketliliğe bakınca neredeyse bir sol popülizmden dahi söz edilebilirdi. Teoriyi, Marksizmi ikinci plana atıp halkla ve işçiyle direkt temasa geçenler, kitleselleşmeyi öngörenler 79 senesinde Fatsa'da devrimci yolcu bağımsız aday Terzi Fikri Sönmez'i belediye başkanı olarak göreceklerdi. Ağababaları, faizcileri, kara borsacıları bizleri yıllar boyu kendilerine kene etmişlerdir. Hayat pahalılığı varsa, kara borsa varsa, her gün zam zulüm varsa, bugün gençlerimiz durdurulamıyor.
Benim söylediğim bütün bunlara rağmen o acılar içerisinde yaşanmış güzelliklerin de olduğudur. Hep karanlık yüzü, 12 Eylül'ün öncesine dönme, aman döneriz diye söylenir. Bu saldırılara rağmen, bu büyük katliamlara, vahşete rağmen bu halk çok güzel, çok büyük güzellikler yaratmayı başarmıştır. Fatsa'da 12 Eylül öncesinde çok uzun süre tek katli cinayet işlenmedi. Tek şiddet olayı olmadı. Türkiye'nin bütün o dehşet ortamını yaşadığı, gündüz bile insanların sokağa çıkmaya korktukları bir ortam içerisinde o dönemde Fatsa'da gece yarısı kadınlar tek başlarına korkmadan sokakta dolaşabiliyorlardı. Evlerin kapıları açıklı kilitli değildi. İnsanlar birbirleriyle dayanışma içerisinde yaşayabiliyorlardı. Sadece bu yetmez mi? Bu dünya tarihine geçmiş bir olay. Fatsa olayı. Fatsa yönetemez dediler. Halk kendisini yönetemez. Kendi kendilerine komiteler kurdular mahallelerde. O komitelerde, halk komitelerinde değişik partilerden, o dönemde işte Adalet Partili olan, Cumhuriyet Halk Partili olan, hatta MHP'li olan insanlar bulunuyordu ve kendi sorunlarını kendi tartışıyorlardı. Devrimciol görüşünde olan belediye başkanı o komitelere danışıyordu ne yapılması gerektiği konusunda. Ama ne oldu Fatsa'da? Çok gördüler ve Çorum'da, Maraş'ta katliamlar olurken devletin ordusu Fatsa'ya girdi ve yerle bir etti. Yeterli değil mi her şeyi anlatmaya bu? Fatsa Belediye Başkanı Fikri Sönmez, 1985'te cezaevindeyken hayatını kaybetti. Bir telefon geldi aile çevresinden. Gece saat 11 haberlerinde ismimin okunduğunu, arandığını söyledi. Ben ihtimal vermedim. Araç ilçesi küçük bir ilçe, 1200 nüfuslu bir ilçeydi. Zaten darbeyi karşılamamız yaşımızla çok gençti, tecrübesizdik. Neler olacağını kestiremedik aslında. Yoksa haberlerde ya nasıl olur diye düşünüyoruz aslında. Nasıl çıkar haberlerde? İşte iki arkadaşım, Yener Kurdoğlu diye devrimciolcu bir arkadaşım var ve Yılmaz Cerek diye 11 haberlerinde TRT'de söylüyor. Biz buna ihtimal vermedik. Okula gittim sabahleyin. 6 kilometre ileride bir okul vardı. Yani kalktık gittik. Okula geldi işte, jandarma geldi. Okulda tam derse yeni başlamıştık çocuklarla. 21 yaşındaydı o zaman. Şimdi diğer arkadaşlarımızı ayırttıkları zaman onları götürürken ciddi bir şekilde dövdüler götürürken. Ama bize bir şey yapmadılar. Götürürken çavuş var başımızda. Sanki acır gibi adamlar, yani dokunmayın. Nasılsa bunlar abilo düştüler. Ya anlayamıyoruz tabii ne olduğunu ama acıdı. Bize bir şey yaptırmadı. Dövmedi. Ama onları gördük biz gözümüzde. Onları çok ciddi bir şekilde dövdüler. Meğer abilo şartları C bloktan ve B bloktan çok daha ağır şartlarmış. Yani onun için acımış bize. Nasıl olsa bunlar burada çekeceklerini çekecekler diye. Biz akşama kadar sıkı bir askeri eğitim ve askeri eğitimde de sırtımızda hiçbir zaman job izleri eksik olmazdı. Yaza doğru söz gelinmek, güneşlenmek için sırtımızı çıkardığımızda, sırtımızda o zebranın çizgileri gibi job izleri olurdu. Birbirimize bakar gülerdik arkadaşlarla. Gerçekten sopa bizim günlük yemeğimiz, içmemiz gibi bir şeydi. Onsuz edemiyorduk yani. İyi anlamda.
Malatya'da daha kapıdan girişte çırılçıplak soyulduk, dövülmeye başladık. Saatlerce süren dayak ve işkenceden sonra hepimiz paçavra halde hücrelere atıldık. Mavi tip tip elbise giymemiz isteniyordu. Eğer askeri disiplin, din dersi, sosyoloji dersi ve yemek duası gibi koşulları kabul edersek ve faşistlerle aynı koğuşlarda barıştırılmış ve karıştırılmış olarak yaşamayı kabul edersek rahat edeceğimiz, yoksa burada hücrede kalacağımız söylendi. 30 kişi kadar biz hücrede kalmayı seçtik. 2 seneye yakın gazete, kitap, herhangi bir okunabilecek bir şey. Mektuplarımız örneğin tek sayfa verilirdi. Diyelim ailemizden 3 sayfalık bir mektup gelmişse bunun seçilmiş bir sayfası bize verilirdi. E tipi cezaevlerinde de ıslah olmayanlar için F tipi cezaevlerinin açılacağı söylendi ve Gaziantep F tipi cezaevine getirildiniz. F tipi cezaevleri bugün gündemde ama ilk F tipi cezaevine biz konulduk. 3 kişilik odalar, günde 15 dakika havalandırma ve yine gazete, dergi, her şey yasak. Bunun dışında da işte arada bir din dersi hocası denilen bir adamcağız gelip bize bir şeyler anlatmak istiyor. Böyle koşullarda biz nezaketle hoca efendiye kendisini fazla yormamasını, bunun iyi bir şey olmadığını, yani buna alet olma, sen bir din adamısın, bize de gelmedi pek, gelmedi. Eylül'le muhtemel bir hesaplaşmanın zorluğu konuşulurken, orduya karşı toplumsal genlerimizde mevcut bir saygı ya da korkuya gönderme yapılıyor. 1967 darbesinin sorumlularını 40 yıldır hapiste tutan Yunanistan demokrasisiyle ve hatta 1978 juntasını mahkemelerde süründüren Arjantin'le karşılaştırınca bu genetik fark görülebiliyor. Harekattan bir hafta evvel sıkı yönetim komutanı değişti, kurmay başkanı değişti, Ankara Emniyet Müdürü değişti. Kurmay başkanı, ki ben 2. şube müdürüyüm daha, beni çağırdı. Dedi ki, kaç ekip çıkarabilirsin filan gün için? Tam gün söylemedi, bir gün aşağı bir gün yukarı. Ben dedim, o zamanki sayımızla 70 ekip çıkarabilirim. Yalnız bunun 30 tanesi banka ekibidir, gündüz çalışır. Çalışıyorlar dediğim zaman, o gün de bankalar kapalı kalsın dedi. Bu ne demektir? Resmen ihtilal demek. Kesinlikle ihtilal oldu, belli. Ekipler hazırlanmış. Aradan bir saat, iki saat geçmiş, tanklar yürümüş, daha bir şey beklemenin gereği yok. Fakat şu olmuştu orada, bunu samimiyetle belirteyim. Rahmetli Sıkı Yönetim Komutanı Recep Ergün Paşa, bu harekatın bir 1960 harekatı gibi olmayacağını, polis ve askerin işbirliği halinde olacağını ve emir komuta zinciri içerisinde olacağını 2 saat evvelinden bize söylemişti. Üniversitelerde, fabrikalarda, tarlalarda, her yerde, gecekondularda biz bir güçtük. Kendimiz inanıyorduk ve değiştirecektik dünyayı. Sosyalizme inanıyorduk, devrime inanıyorduk ve bu amaç uğruna ölüyorduk. Binlerce, yüzlerce arkadaşımız ölüyordu. Hücrelerde kaldığımız zaman da nutuk kitabı açılıp oradan belli pasajlar okunurdu. Ama
Tahmin edeceğiniz üzere başımızda nöbetçi olarak ilkokulu bile bitirmemiş askerler bulunuyordu. Ve bu bizim için çok iyi bir imkandı. Çünkü nutuk kitabını açıyorduk, işte şöyle cümleler kuruyorduk. 47'in oğlu hücrede kalıyorsam, 47. Kolordu komutanı Melih Paşa, 38. ordu komutanı Cahit Paşa'ya buyurdu ki deyip, o gün işte kantinden gelen erzaklar arasında ben iki şişe süt daha istiyorum. Bu böyle biline. Bir bacağımızda şey bırakılmıştı. Şiratımız bırakılmıştı ve çırçıplak soyularak hücrelere atılmıştı. Tabutluk denen yerlere. Tabutluklara attırdığımız yetmemiş gibi de su doldurdular oraya. Yalın ayağız. O soğukta, Ocak ayının soğuğunda biz hücrelerde sadece kilot alırız. Üçer, dörder insanları oturamıyoruz dördümüz birden. Hücre o kadar dar ki ayaktayız ve sürekli yerimizde sayıyoruz. Birbirimizle kenetlenerek. Bir arkadaşımız saati şey yapmak için sayı sayıyordu. Birimiz sürekli şiir okuyordu ya da türkü söylemeye çalışıyordu. Böyle sabah ediyorduk. O kış koşullarında bazen öyle anlar olurdu ki şeyi gerekçe gösterirdi. Sesiniz yüksek geliyor derdi. Yok oysa gelirlerdi. Kim o konuşan diye çıksın derdi. Kimse çıkmayınca birinde bir başkası yani ya ben de başkası fark etmiyor. Ben dediğinde sen dayak yemeyi çok seven ha derdi. Dövülmenin ötesinde bir de koğuş tümünü açıp sıra dayağından geçirilir, dışarı çıkarılırdı. Koğuşun tümüne eziyet yapılırdı. Sabah belli bir saatte kalkacağım, belli bir saatte eğitim yapacağım, belli bir saatte havaya çıkaracağım, belli bir saatte yemek yedireceğim. Bütünüyle denetim altındasın ve gözetimdesin. Bakılıyorsun, izleniyorsun ve ona göre komutlanıyorsun. Kişiliğin, kimliğin, iraden yok edilecek bir işkence ilişkisi içindesin. Orada işkencenin biçimi ya da şey çok önemli değil, hangisinin nasıl yapıldığı. Önemli olan oradaki yatan, var olan insanların direnişinin kırılması, kimliklerinin elinden alınması, enerjilerinin yok edilmesi ve kişiliksiz hale getirilmesi. Saldırısı var aslında önemli olan. İlhan'ı öldürten CIA'dır, NATO'dur, ABD'dir. Evren ve junta onun ortağıdır ve uşağıdır. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Oldu mu? Subaya dedi ki, küçük kızımı uyandırmaya kıyamadım dedi. Geldim bizi de öldürmeyin dedi komutan dedi. Yüz yüze geldik İlhan'la. İlhan'ın böyle yüzü kanlıydı, patlus kanlıydı. Birisi dedi ki bunun dedi nabzı durmuş dedi. Türkiye toplumu 12 Eylül öncesi mevcut kitlesel hareketliliği kendisinden kaynaklı değil, ya Amerikancı ya da tam tersi Moskova olarak gördüğü için 12 Eylül darbesini kendisine karşı yapılmış olarak algılamadı. Yani ihtilal meşruydu ve onunla yüzleşmeye gerek bile yoktu. Parlamenter demokratik sisteme döndükten sonra da Türkiye'nin kaderi, memleketi bu hale getirenlere tekrar teslim edilmeyecek. Umudumuz biraz da şeydi, 12 Eylül olduğunda işte binlerce, on binlerce hatta milyonlarca insan sokağa çıkacak darbecilerin karşısına
diyecek sizin yaptığınız yasa dışı bir şeydir. Cuntaya karşı ciddi bir mücadele beklentim vardı ama onun olmaması biraz üzdü işin doğrusu. O resimlere baktığım zaman hep bir mazi yeniden bana geri geliyor. Ve onlar gün gün yaşandı ve ben bir şey yapamadım. En fazla arkadaşlarım yakalanıp işkencede yattığını biliyordum. Ben ancak işte takım yerlere telefon edip işte müdahale edin gibi şeyler yapıyordum. Ama tabii o sırada da arkadaşımın kaç voltluk elektriğe tutulduğunu biliyordum. Eylül'ün ilk döneminde bir karıştır barıştır diye bir şeyi oldu. İşte ne bu sağcılar, solcular, yok devrimciler, faşistler diye. Ve bizi faşistlerden bir araya getirdiler. Ondan sonra bu karıştır barıştır da hatta bazı gazeteler, yanlı gazeteler işte birbirine sarılan, işte barışan, işte sağcılarla solcuları filan en azından manşet yaptı o dönem. Halbuki orada işte sağcılar birbirine sarıldı, solcular birbirine sarıldı. Diyalog olmaması mümkün değil. Aynı koğuşta yatıyorsun. Ve biz gittiğimiz zaman karıştı barıştı politikası yerleşmişti ve faşistler de vardı şeyde. Devrimciler de aynı yerde kalıyorlardı. Hani mesela bir devrimci düştüğü zaman kıdemli olan faşist gidip onu yerden kaldırdığını gördüm yani. Yani onu alıp içeriye getirdiğini gördüm. Şubat ayındaydı. Çok soğuktu. Ev taraftan camları falan olmayan bir yer. Sadece parmaklar var. Ve 12 gün sürekli işkence söz konusu. Hiçbir şekilde oturma bile yok yani. Ama oradan döndüğümde mesela beni ilk karşılayan faşistlerden birisiydi. Hemen işte onu hatırlıyorum yani. Bana bir arkadaşım dedi ki koşarken gördün mü dedi şey Hüseyin Gazi Dağı'nı. Görmedin mi? Bak dedi çok güzel gözüküyor dedi. Koşarken dönerken baktım gerçekten nefis bir dağ görüntüsü var. Kısa bir silüeti gözüküyor. Onun cezası 10 yokmuş. Onu niye söylemedin oğlum dedim. Hani oraya bakmanın cezası 10 taneymiş. Değmedi mi dedi? Hakikaten de değdi. Kente yalnızlık çöktüğü zaman uykusunda bir kuş ölür ecelsiz. Alıp da başını gitmek istersin. Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz. İşkence kime yapılırsa yapılsın. İster faşistlere yapılsın. İster başka bir eğilimden olana yapılsın. İnsanlık dışıdır. Yani bize yapıldığında insanlık dışı, başkalarına yapıldığında o iyidir anlamında bir düşünce, çifte standartlı bir düşüncedir. Bunu doğru bulmam. ...80 öncesi kimin daha çok şiddete yöneldiği, kitlesel katliamlara giriştiği polemiğinde ivme hep sağ grupları gösterir olmuştu. Bu gerçekliği kabul eden çoğu insaflı ülkücüye göre bunun açıklanabilir tarafı, milletin kendini koruma refleksinin bir dışa vurumu olmasıydı. O günü de çok iyi hatırlıyorum. Gece saat 2:30 civarları eve bekleldi. Bahçelievler'de talebelerin öldürüldüğü.
Ben olay yerine gittiğim zaman savcı, görevli savcı oradaydı. Hatta benden evvel siyasi de şube müdürü arkadaşımız gelmiş gitmiş. Bir vahşetti. Dört kişi bir odada, kurşunlanmış. Bir kişi ayrı bir odada. İki kişinin de kaçırıldığı söylendi. İki tanesi Eskişehir yolunda kurşunlanmış olarak bulundu. Sanki sol görüşlüymüşüz veya sağın üzerine gidiyormuşuz gibi bir hava estirildi. Bir Gün Sazan'ın öldürülmesi, bir Mimarlar Odası lokalinin sol silahlı kişiler tarafından taranması, üç kişinin ölmesi, onları da alınmıştır. Hatta şunu söyleyeyim, Ankara'da dev yolun liderlerinden Hüseyin Demirci, cinayet masası amirimi vurmuştur. Bu da alınmıştır. Cinayet masası amirim vurulmuş. Düşünün. İsteseydi benim polisim orada, rahatlıkla Hüseyin Demirci'yi öldürebilirdi. Etrafı sarılmış. Vurduktan sonra beynine silah dayandığı halde sıkılmamıştır. Ve bunlara özen gösterilmiştir. Yani bunlar acı şeylerdir. Bu günlerin bir daha geri gelmemesini canı gönülden dileriz. Ülkücü böyle güzel bir kelime, biliyor musun? Söylerken dilimden geri almak istiyorum. Yani ülkü hoş bir şey anlatıyor bana. Faşistlikten vazgeçmiş, daha insan düşüncelere doğru gelmiş. İnsanlarla niçin konuşmayayım tabii ki? Hiçbir düşmanlık ebedi olmamalıdır. Açlık grevinde biz artık ölüm derecesindeyken bile, dayak yerken, yerde sürünürken yardım eden ülkücüler olduğunu hatırlıyorum ben. Yani kendi yanında kalan, artık dermanı yok, bir şey yok, onu yatağına yatıran hiç olmazsa o tür insani yaklaşımda bulunanlar olduğunu da hatırlıyorum. Öyle bir hak yememek lazım. Eylül'ün karıştır barıştır politikasıyla aynı hücrelere koyduğu sağcı ve solcuları bazen aynı son bekliyordu. Ulucanlar cezaevi de bunlardan bir tanesiydi. Sağcı ve solcu mahkumlar burada birlikte asıldılar. Yani o faşist olan insanlar da yani benim geldiğim toplumsal kökenlerden falan çok farklı insanlar değildirler. İdeolojik olarak farklı konumlara savrulmuşlardırlar. Ve orada bulunurken de belki hiçbir menfaatleri yoktur. Belki kendilerini benim kadar temiz düşünüyorlardır. Yani hiçbir özel menfaatin peşine koşmadan ben vatan görevi yapıyorum diye düşünüyorlardır. Ama yani o vatan, yani cehennemin yollarında iyi niyet taşlarıyla döşenmiş olduğunu biliyorsunuz. Yani o vatan koruma birçok insanların canının yanı vermesi anlamına da geliyor. Vatan filan da korunmuyor. Vatan yine Amerikan emperyalizmine, vatan yine Avrupa emperyalizmine peşkeş çekiliyor. Kahramanmaraş olaylarının ardında CIA'nin olduğu BBC'den söylenmişti. Oradan duymuştuk. Bunlar artık ayyuka çıkmıştı. Belki o zaman ispatlanamıyordu ama bu Soğuk Savaş bittikten sonra, Gladio'nun bütün defterleri döküldükten sonra bunların bir tarafıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi istikrarsızlaştırma programı olduğu söyleniyor. Polder ile polis, Polbir arasındaki sürtüşme, devlet destekli bir Polbir vardı. Tamamen demokratik kitle örgütü olan
halkın polisi olmak istiyoruz diyen bir polder vardı. Siz halkın polisi bir polis mi istersiniz? Yoksa siyasal iktidarın yanlısı olan, işkence yapan bir polis mi istersiniz? Ben size sorayım. ...80 ihtilaliyle Polder tüzel kişiliğini kaybetti, zaten kapatıldı. Polder'li polisler birçoğu yargılandı, beraat ettiler, ceza almadılar ama işkence gördüler. Kendiyle polis meslektaşlarından... Tabii polisler... işkence gördüler, onlar işkence yaptılar. Polisler polislere. Evet. Öğrenci slogan attığı sırada MHP yanlısı bir polis öğrenciye copla vurmaya kalkışıyor. Bizim arkadaşımız da önlüyor bunu, müdahale ediyor. Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenciye işkence yapmak isteyen polise müdahale eden polderli polis daha sonra polbirli polisler tarafından arabaya alınıp şiddetle dövüldü o insanlar. Yine polderler çocuklar gitti kurtardılar bu insanı. Bir sabah Cumhuriyet Gazetesi elimde Emniyet Müdürlüğü'ne giriyorum. Edremit'te birlikte askerlik yaptığım, birlikte polis, aynı gün polis olduğum Mehmet Aslan isminde bir arkadaşım. O da Bahçeli, hemşerimiz yine. Ben Sayın Beyliğim, o Bahçeli. Tam girerken, ay Sıtkı uzun zamandır seni göremiyorum, özlüyorum dedi. Kenara çekildik. Tam biz işte hal hatır soracak Mehmet bana. Ben de ona soracağım. Arkadan bir ses. Emniyet Müdürlüğü'nün kapısında bir ses. Ulan Moskov piçi, aynen söylüyorum. Ulan Moskov piçi, senin bekleyeceğiz. Tabii bu, ben sol olduğum için bana söylenmiş bir söz diye 765 tabancam var. Tabancayı çıkardım. Tam döneceğim, Mehmet Aslan ayaklarıma kurban olayım, yapma bunu. Tabutluk denen şey zaten ceza hücresi ve bizim de gönderildiğimiz bir yer. Gerçekten bir metrekare tabanında dikine konulmuş bir tabut düşünün. Öyle bir yerdir. İçinde bir tane sürgü tabir edilen bir şey vardır. Hem parmaklıklı kapısı hem tümüyle kapalı kapısı vardır. Sadece tepesinde tavana yakın bir bölümde, tavandan 5 karış filan aşağıda bir bölümde bir tuğla boşluğu delik vardır. İşte oradan hava alırsın. Başka yerden hava alma şansın yoktur. Tuvalet için sürgüyü kullanmak zorundasınız. Bir bidon vardır sadece su içmeniz için. Hiçbir oturulacak, yatılacak kerevetimsi, tahtamsı herhangi bir şey yoktur. Taş üstünde yatarsınız. Battaniye vesaire verilmez. Hatta verilmediği gibi ekstra bir ceza olarak su doldurulup tabana öyle konulduğu olur. Cezaevi komutanı Raci Tetik geldi. İşte biraz konuşmaya başladı benimle. Dedi ki işte bir sürü lafı oradan oraya getirip dedi ki eğer dedi bizim herhangi birimize dışarıda herhangi bir generale, herhangi bir kimseye saldırı düzenlenirse, suikast düzenlenirse cezaevinde hepinizi hiç şey yapmadan kurşuna dizeceğiz dedi. Onun gözlerinde korkuyu gördüm. Bütün zulmeden insanın her şey elinde. Dışarıdaki Kenan Evren'in korkusunu gördüm. İçeri bize haber gönderiyordu ki dışarıdakiler bize bir şey yapmasınlar ki yoksa sizi öldürürüz diye. Bu zalimin korkusu.
şeyi unutamam. Cahit Orhan Tütengil'in öldürülüşünün fotoğrafını unutamam gazetelerdeki. Bir otobüs durağında üniversiteye gidecek, okula gidecek, elinde çantası var, arabası yok. Aksaçlı bir profesör. Vurulmuş, yere düşmüş, çantası hafif bir kenara kaymış, gözlüğü yanında duruyor. Üzerine bir gazete örtmüşlerdi. Aslında Türkiye o dönemde yaşananların çok güzel bir şeyidir, fotoğrafıdır. Bir profesör, kim bilir öldürülen belki işte bir kim kan birisi kendisini görüşleri yüzünden işte bütün hayatını şeye adamış, ülkesine, hizmete. Orada arabası bile yoktu, okula gidecek. Buca'nın hücreleri meşhurdur. Fareler, yani kedi gibi fareler dolaşır. Yatak yok, betonun üzerine çırılçıplak Adem Baba gibi bizi hücrelere koydular. O hücrelerde açlık grevine başladık biz. 13 kişiydik. Buz gibi kış günü hiç altımızda bir şey yok ve anadan üryan bir vaziyetteyiz. Sürekli olarak öksürüyoruz ve yaşamak için yöntemler bulmuştuk. Bir arkadaşımız yüzü koyun yatıyordu betonun üstüne. Sırt üstü öbür arkadaşımız da onun üzerine yatıyordu. Öyle bir saat falan uyumaya çalışıyorduk. Sonra o kalkıyordu, o yatıyordu dönüşümlü olarak hücrelerde. Sonunda doktor işte bunların hepsi ölecek diye rapor verince 13. gün bize kendi elbiselerimizi verdiler ve tek tip elbise olayı kırılmış oldu. Pencereye bir tane asker geldi. Bunlar geliyorlar, lan diyorlar. Lan falan filan şudur budur. Tabii o psikoloji içinde ben bir tepki gösterdim. Lan sensin, ne lanı falan filan. Aldılar beni, iç kısım amiri var, bir binbaşı. Aslan kafesleri denen hikaye, hani bunun çok efsane yanı vardır ama böyle kafes gibi hakikaten. Hani bir yanıyla hücre orada. Ama bu bildiğimiz hücreler gibi tek yönlü değil, üç tarafı. Oraya attılar, orada binbaşı geldi, dedi ki senin adın ne? Mustafa Kaya dedim. Hayır dedi, senin adın bundan sonra lan dedi. Tekrar soruyorum dedi. Adın ne? Mustafa Kaya deyince başladılar dövmeye falan. Tekrar askerleri ayağa kaldırdı. Tekrar soruyorum. Senin adın lan? Hayır, Mustafa Kaya. %90'ı aşan bir iştirak, %91'i aşan bir kabul oyuyla anayasa kabul edilmiştir. Bunu zat halinize takdim ediyorum. Efendim, teşekkür ediyorum. Bu neticesinin evvela memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Halkın 1982 anayasasına %92 oranında evet oyu vermesi, acaba mutlak olarak Junta'yı ve onun şiddet uygulamalarını onaylaması anlamına mı geliyordu? Yoksa kurbanlar vermiş bir halkın büyük bir alçak gönüllülükle bir kere daha yenilgiyi kabul etmesi miydi? Biz yenildik ama hiçbir zaman yok olacağımızı düşünmedik. Biz yenilginin en kötü günlerinde, ki o en kötü günler 1990 sonrasıdır. Çünkü dünya çapında bir yenilgiyle de yüz yüze geldik. Yenilginin en kötü günlerinde biz bunu söylüyorduk. Sınıflar yerinde duruyorsa, ezilen ilişkisi yerinde duruyorsa biz yine varız. Hem de bir dünya çapında.
örgütlenme olarak yok edilmiş olabiliriz ama fikirler olarak bizi yok edebilmek imkansızdır. Onun için tarihin sonunun geldiğine, proletaryaya elveda demek gerektiğini söyleyenlere biz diyorduk, hayır biz buradayız. Doktor bunları doğru koğuşlarına götürün demesine rağmen bizi tecritlere indirmişlerdi ve birer kişilik şeylerdi ve oturduğumuzda dizlerimiz karşıya değiyordu duvara. Özür dilerek söylüyorum, tuvaletini bile bir lazımlığa yapıyorsun. O da mesela burada yine bir başka bir hanım su istedim, herif bana bir başka lazımlığı, başka arkadaşın idrarını bana su diye verdiğinde farkında değilim ve küfürle kendisine geri savurdum. Şimdi burada küfürümü tartışacağım yoksa onun yaptığını mı? Bu bir eziyet, işkenceydi o yani. İdrarı veriyor bana bilerek. Bir Ağustos 1991 günü biz salı verildik. Bir tarafta eşyalarım var. Eşyalarımı topladık. Götüreceklerim var, götürmeyeceklerim var. 125'ten yargılanan arkadaşlar kalmıştı, 146 birlikler çıkmıştı. Şunları şunlara verelim, şu eşyalar onlarda kalsın. Ben şunları götüreyim gibi. Eşyalarımın başucunda bekliyorum ve pencereden dışarıyı seyrediyorum. Karanlık. İşte o zaman bütün bu 11 yılın yaşanmıştı üzerimden bir ağır şey gibi olarak geçti. Bir duygu fırtınasına yakalandım. Ağladığımı hatırlıyorum. Yani yarın çıkacağız. Nereye gideceğiz? Kime gideceğiz? Ne yapacağız? Yani hangi arkadaşıma gideceğim? Kimin kapısını çalacağım? Albay başlar anons etmeye. Ben Denizli Sıkı Yönetim Komutanı Abdurrahman Hedik. Bundan kelli. Duvallere yazı yazmak, cızmak, 3-5 kişi bir araya gelip İrbağım kardeş, Deniz yoldaş, Mahir kardeş, tabancan yerde kalmayacak demek yasak. Akşam saat 10, yatağa kon. Sabah 5, kalk. Niçeniz lan ona buna karışmayı? Bir de C blokta 100 metrede gayri resmi dünya rekoru kırılmıştır. Onu sizlerle paylaşayım. Kars'tan bir grup getirdiler. C blok başlangıcı D'nin başından aşağıya bir yokuş. Hepsinin başına bir tane komando koydular. Komandolar özellikle İndirme Tugayı'nda Kayseri ve Bolu şeyleri özel eğitimlidir. Çok iyi dayak atarlar ve çok hızlı koşarlar. Şartları şu, koğuşunuza varana kadar sırtından jopla vuruyorlar. Eğer askerden hızlı koşarsan coptan kurtuluyorsun. Koşmaya başladıkları zaman kiminin çantası düşüyor, kiminin şapkası düşüyor. İşte şapkayı yerden almaya çalışıyor. Marş işareti verdiler ve koş işareti. Herkes koşmaya başladı. Biz de bahçeden seyrediyoruz. Komandolar işte yetiştiğini yıkıyor, yetiştiğini yıkıyor. Yıktığı yerde şey yapıyor, dövüyor copla. Bu arada yokuşun başından ufak tefek bir insan, kafasında şapkası, ayağında şalvarı yukarıdan aşağı koşmaya başladı. Komando da arkasından koşuyor. Ama bir elini şapkasını şöyle tuttu, bir koştu, koşarken sanki oradaki yaprakların hepsini havalandırıyor. Hani çizgi filmlerde o ne canavarıydı? Onun gibi koşuyor bir anlamda. Komandoya 100 metre fark attı. Yukarıdan bir geldi. Gözlerimizle takip etmekte zorlandık. En son bloğa gitti, kapısında durdu.
Ve komando yaklaşık işte o 100 metrelik mesafeyi koşarak kapattı, geldi. Ondan sonra niye hızlı koştun diye yıktı tabii vatandaşı. Ama oradaki o 100 metrelik mesafenin bir dünya rekoru olduğu konusunda koğuştaki bütün arkadaşlar da hemfikir. İşkenceye tevessül eden kişiler, sorgucular bence aciz kişilerdir. Neden? Elde delilin var, silahı yakalamışsın, raporun var, şahıs var. Senin görevin, polisin görevi adliyeye teslim etmektir. Bu adamı ne işkence yapacaksın? Zaten ölmüş adam. ...500 binin üzerinde insan gözaltına alınıp işkenceli sorgulardan geçirildi. 2 milyon kişi fişlendi. 200 binin üzerinde dava açıldı ve tamamına yakını genç ve idealist insanlar, meşruiyeti kendinden menkul mahkemelerde yargılandı. Vatana dair idealleri olanlar vatandaşlıktan çıkarıldılar. Yani yarım bak bıraktığımı hissettiğim şeyleri özledim. O kavgamızdı. Tabii o günlerin tadı şimdi yok. Ama neler özlemezsiniz ki? Yani Boğaz'a bir bakışı. Vedat Türkali'nin dediği gibi kavgamızın ey güzel şehri. Boşuna çekilmedi bunca acılar. Büyük ve sakin Süleymaniye'de bekle. Parklarında köprülerinde meydanlarında. Mamak'ta bir tane astsubayı vardı. Görüşmelere falan çıkarken başımızda o bulunurdu. Ve Mamak sürecindeki tanıdığım en gaddar, en zalim astsubaylardan birisiydi. Ve onun nöbetçi olduğu günlerde dayak yemeyen, işkence görmeyen kimse kalmazdı. Bir gün görüşe çıktık, kız kardeşim geldi. Kız kardeşim annem dedi, ağlamaya başladı. Ben anladım, ben de ağlamaya başladım. Annemi kaybetmiştim. Bunun üzerine o en gaddar, en zalim astsubay hemen bir sandalye getirin dedi. Sandalyeyi getirdiler. Mustafa otur dedi, bir su getirin dedi. Su getirdi. Herkesi geri gönderdikten sonra sen görüş yapmaya devam edebilirsin dedi. Bunu niye anlattım? İnsanlar kendiliğinden, doğuştan ne zalim olurlar, ne gaddar olurlar, ne insanlık dışı karaktere sahip olurlar. İnsanlar bu sistemdir. İnsanları o hale getiren sistemdir. Mamak'ta sadece biz direnmedik, ailelerimiz de direndi. Annem benim sıradan bir ev kadınıydı. Ama o 9 yıl boyunca bir militan kesildi. Annem Turgut Özal'ın yabancı basına yaptığı basın toplantısını basmış. Turgut Özal işte bütün yabancı basını toplamış. İşte Türkiye'de işkence yoktur, münferit olaydır filan diye anlatırken annem yalan söylüyorsun Sayın Başbakan diye benim kanlı gömleğimi basın toplantısına atmış. İşin trajik bir tarafı var. Bu Mamak cezaevinde bizi askerler dövüyordu. Ve Türkiye
toplumu için bir kara lekedir. Orada bir sürü gencecik çocuk işkenceci olarak yetiştirildi. Yani hiç istemedikleri halde. Beni sabah dövüyor, akşam geliyor hücrenin kapısında ağlayarak, abi kusura bakma işte komutan emretti diye. Çünkü bize işkence yapmadıkları zaman onlara işkence yapılıyordu. ...80 öncesinde 600 kişiyle temsil edilen bir parlamento, birkaç gün içinde 5 generalle temsil edilir olmuştu. Milyonlarca kitap yakıldı. Aile ve arkadaş albümlerinden fotoğraflar korkuyla çıkartılıp imha edildi. ...12 Eylül harekatı benim şahsi görüşüm. Anlatmış olduğum olaylardan dolayı anayasamızın orduya vermiş olduğu koruma ve kollama görevini emir komuta zinciri içerisinde yerine getirmiştir. Ama bu doğru muydu, değil miydi? Bunun takdiri tarihçilere bırakılmasıdır. Ben polisiye yeniden söylüyorum.